أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى شيخنا وقبلة كل يومنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمد الوفيق سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kuntum temennevnel mevte min kabli en telkavhu fekad raytumuhu ve entum tenzurun ve ma Muhammedun illa rasulun kad halet min kablihir rusul efe in mâte ev kutilen galebtum ala akabikum ve men yengalib ala akbeyhi felen yadurrallaha şey'e ve seyeczillahu şakirin. Sadakallahu aleyhi. Velakat andolsun muhakkak küntüm idiniz temenni eder idiniz neyi el mevte ölümü. Neden evvel min kabl en telkav kavuşmadan evvel neye hü ölüme fakat muhakkak raytümü gördünüz hü o ölümü ve entum halbuki siz tenzurun bakıyorsunuz. Ve ma Muhammedun Muhammed olmadı illa ancak oldu nedir oldu Resulün Resul oldu. Kat muhakkak halet geçti neden evvel min kablihi ondan evvel geçti kim? Er-Rusulü Rasuller geçti. Efe in şayet mâte ölse evyat da kutile öldürülse ingaleptum dönecek misiniz ala akabikum ökçeleriniz üzerine ya da kafirliğe mi döneceksiniz? Ve men her kim yengalip dönerse ala akibeyhi kim iki ökçesi üzerine dönerse felen yadurra asla zarar vermez kime? Allah'a şeyen hiçbir şey. Ve seyyizi yakında mükafatlandıracak. Kim Allah kimi eşşakirine şükreden kullarını, şükredicileri. Şimdi Bedir Savaşı oldu. İslam'da ilk savaştır. Yani böyle toplu olarak yapılan ilk harptir. Bedir ordusu, İslam'ın ilk ordusudur. Kendilerinden kat kat düşmana karşı, müşriklere karşı galip oldular. Oradaki şehitler çok faziletli oldu. Oradaki ecir ve sevap çok faziletli oldu. Bu anlatıldı. Anlatılınca o savaşa gidemeyen Müslümanlardan gidemeyenler de böyle heyecanlandılar. Onlar da böyle çünkü Uhud'da bir daha savaş olacak. Savaş hazırlığı var. Onlar da böyle istiyorlar işte çünkü şehitliğin Bedir'de şehit olanların işte fazileti anlatıldı, Allah tarafından verilen ecirler anlatıldı. Bunlar da buna heveslendi. وَلَقَدْ اَنْدُوْسُ مُحَقَّقْ كِي كُنْتُمْ اِدِنِزْ temennevne temenni eder idiniz neyi el mevte ölümü. Yani siz ölümü istiyordunuz. اَيَنْ الْحَرْبَ harbi. فَاِنْهَا مُحَقَّقُ ölüm nedendir? Yani o harp min مَبَادِي الْمَوْتِ ölümün öncüsüdür harp. Evil mevte yahut da ölümdür. Neyle bir şehadeti? Şehitlik ile. Vel hitabu hitab lillezine o kimselere ki lem yeşhedü şahit olmadılar neye Bedren Bedir savaşına. Yani buradaki hitap Bedir savaşına katılmayanlar. Hitap burada onlaradır. Ve kânü idiler yetemennevne temenni eder idiler. Neyi en yeşhedü şehit olmayı ya da şahit olmayı. Şehit olmayı temenni eder idiler. Mea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de Meşhe'den şehit olmakla. Niçin? Liyenalu nail olmak için neye maoşe ki? Nale nail oldu hü ona kim? Şühedai Bedir'in Bedir şehitleri. Bedir şehitlerinin nail olduğu şeye nail olmak için şehitliği istiyorlar. Yani kalbimizde bu şehitlik illa olsun yani. Şimdi cephede şehit olmasan da en azından abdestli bir sürü değil mi? Şehit olma durumu var yani. Abdestliyken, oruçluyken, ibadet üzerineyken dikkat etmemiz lazım. Neden? Minel kerameti ikramdan yani onlara verilen ikramdan
duydular, anlatıldı onlara. Fe'elhu, ısrar ettiler. Ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e ısrar ettiler. Fil huruci, çıkma hususunda. Yani şimdi Uhud'da düşman geliyor, savaş yapılacak, istişare edildi. Peygamber Efendimiz daha çok savunma savaşı yapmak istedi. Orada o savaşa katılmayan gençler özellikle böyle istediler ki biz hani çıkalım, göğüs göğüse savaşalım. Göğüs göğüse savaşalım. Arkadaşlar, bahsettiğimiz kişiler ashab-ı kiramdır, yani İslam'ın öncüleridir. Bunlar daha savaşa katılmadı. Daha bir şey görmediler yani. Sümme sonra zahara, zahir oldu minhum onlardan, ne hilaf-ı zalike, bunun hilafı. Sonra işte şöyle oldu yani. Şimdi karar verilince artık yani yola çıkılacak, sefere çıkılacak, savunmada kalınmayacak. Her şey hazırlandı. Sonra dediler ki, yahu dediler, Resulullah böyle istiyordu, biz böyle istedik. Bize ne isim? Gidelim söyleyelim, Resulullah'ın dediği olsun. Gittiler Peygamber aleyhissalatü vesselama, durumu söylediler. Dediler, ya Resulullah tamam, biz gitmeyelim, burada savunma savaşı yapalım. Peygamber Efendimiz de zırhını giymişti yani. Dedi ki, bir peygambere zırh giydikten sonra oturmak olmaz, durmak olmaz. Çıkacağız. Karar verildi artık. Orada gençlerin bir hırsı var. Bir hırsı var yani. Savaşacağız, şehit olacağız. O Allah'ın ikramlarına nail olacağız. Şimdi böyle bir niyet var yani. Min gabli entel kav, yani kavuşmadan evvel, ne hü ölüme, ölüme kavuşmadan evvel böyle bir temennileri vardı. Yani min gabli entüşahidu, şahit olmadan evvel hü ölüme. Ve tarifu hevlehu ve şiddetehu, yani o ölümün, o savaşın şiddetini ve korkusunu bilmeden evvel. İşin içine girince işler değişiyor. Fakat muhakkak raaytumu, gördünüz hü onu. Ölümü gördünüz. Ölenleri gördünüz. Savaşı gördünüz. Yani arkadaşlar bak, şöyle düşünün. Mesela Mut'a harbinde Hazreti Cafer, lakabı Tayyar değil mi? İki kola, iki kanat verildi yani. Niye iki kolu koptu? Yani şimdi onun yanındakileri bir düşünün yani. İki kol gitti yani. Hala sancağı düşürmemeye çalıştı. İki kol gitti. Onun yanındakiler, onların durumu ne olacak? Şimdi mesela çatışmalar oluyor, bilmem savaşlar oluyor. Adamın yanında adam paramparça oluyor, bomba geliyor. O şimdi o psikoloji, o hal. Burada ne var? Burada birebir göğüs göğüse harp var yani. Kılıç kılıça savaşıyorsun. Artık maharetliysen, meziyetliysen, yani iyi bir silahşörsen ne yapıyorsun? Düşmanı halt ediyorsun yani. Yani ma temennevnehu, o ma o şey ki temennevne, temenni ettiniz hü onu, neden min esbabil mevti, ölüm sebeplerinden, evil mevti yahut da ölüm, neyle bir şehadeti esbabihi, o ölümün sebeplerine şahit olmakla siz ne yaptınız? Ölümü gördünüz. Ve entum harbik, siz tendurun, bakıyorsunuz. Müayinine, bakıcı olarak, müşahidine, şahit olarak lehu, o ölüme, ona şahit oluyorsunuz artık. İşte burada, şimdi burayı anlatacağım, bu tarafa geçeceğim. Hine kutile öldürüldüğü zaman, beyne idikum, önünüzde, ben o kimse ki kutile min ihvanikum, kardeşlerinizden öldürülenleri gözünüzün önünde ne yaptınız? Öldürüldüklerini gördünüz. Biraz ne yaptı bu gençler? Yani böyle durumda olanlar biraz ürperdi. Böyle bir durum olunca biraz cesaretleri kırıldı. Ve akaribikum, akrabalarınızın öldürülmesine ne yaptınız? Şahit oldunuz. Ve şareftum entektunu, neredeyse siz de öldürülecektiniz. Neredeyse siz de öldürülecektiniz. Yani burada arkadaşlar, şimdi Mevla ne yapıyor? Sitem ediyor, azar ediyor. Ne yapıyor? Kullarını düzeltiyor. Kullarını düzeltiyor yani. Felimen için faaltim mafaltim. Niye böyle yaptınız yani? Niye böyle yaptınız? Ve bu tevbihun lehum. Onları tevbih etmektir. Onları azarlamaktır. Ala temennihim, temennihim il harbe, harbi temenni etmeler. Arkadaşlar, savaş istenmez yani. İlla savaşalım olmaz yani. Çok meşakkat vardır. Nefsine yenilirsin. Gidemezsin. Kaçarsın. Yani kolay değil, can vereceksin. Yani. Ölümle burun buruna geleceksin yani.
Savaşalım edelim. Öyle olmuyor işte. Dille olmuyor yani. Hadi savaşalım yapalım. İş gerçeğe bindiği zaman, savaşın ortasında olduğun zaman, o zaman değişiyor her şey. O zaman ne oluyor? Değişiyor. O zaman korku olur. İmtihanı kaybedersin. Yapamazsın. Edemezsin. Ölürsen şehitsin. Yani böyle bir durum var. Ama bir korku girerse şeytan da oradan vesvese verir. Dikkat etmek lazım yani. Ve tesebbübihim leha, o savaşa sebep olmaları sebebiyle, thümme cünubuhum, sonra korkmaları, ve nhizamuhum, hezimete uğramaları sebebiyle. La ala temenni şehadeti, yani buradaki şehadetin temennisi değildir. Binaen ala enne fi temenniha, onların temennisi, temenne galebetil kafiri, kafirin galip gelmesi, el müslüme müslümana. Yani biz şehit olalım da kafir müslümana galip gelsin, böyle bir istekleri yok. Bundan dolayı değil yani. Şimdi burada bir azarlama var. Hani bir sitem var. Uhud'daki savaşanlara, gençlere özellikle bir sitem var. Ama bu sitemin, bunların niyeti, hani biz şehit olalım da kafirler Müslümanlara galip gelsin, böyle bir şey değil yani. Böyle bir istekleri yok. Lennel kaste mütemenne şehadeti. Çünkü şehitliği kastedenin temennisi ila nil kerameti şuhadai, şehitlerin ikramına nail olmaktır. Şehitlerin o aldığı ecre elde etmek, nail olmak. Min gayri en yaktura bibalihi, akıllarında düşünmeksizin şeyen, hiçbir şey, gayri dalike, bundan başka hiçbir şey düşünmez. Onun derdi ne? Allah'ın ya şehitlik mertebesi, şehitlik derecesine ulaşmak. Dert bu yani. فَلَا يَسْتَحِقُّ الْاِتَابِ, burada itap, azar layık olmaz. مِنْ تِلْكَ الْجِهَدِ, bu cihette, bu yönle, bunlar bu yönden azar işitmediler yani. Bu niyetlerinden dolayı azar işitmediler. كَمَا شُنِنْ gibi ki, hemen muhakkak o kimse yeşrubi içer, دَوَاُ tabibi, yani doktorun ilacını içer, en nasraniyi, Hristiyan bir doktorun ilacını içer, يَكْسُدِ اِلَى حُسُولُ الْمَأْمُولِ مِنَ الشِّفَاءِ, o şifadan umulan şeyi kasteder yani, iyileşmeyi kasteder. Şimdi geldi gavur bir doktor, bize bir ilaç verdi şifamız için. O da bizim şifamıza, o verdiği ilaç sebep oldu. وَلَا يَقْتُرُ بِبَالِهِ, burada اَنَّ ف۪يهِ جَرٌ مَنْفَاتٌ, burada yani kişi aklına getirmez yani. وَاِحْسَانَنْ اِلَى عَدُوِ اللّٰهِ, Allah'ın düşmanına ihsan etmek, onda bir menfaat vardır. Anladın mı? Onda bir sebep vardır yani, Allah'ın düşmanına karşı böyle bir muhabbet olmaz. Onun derdi ne? Aslanına şifa bulmaktır. Yani gavur yaptı diye, gavur seni iyileştirdi diye gavuru seveceksin. Böyle bir şey düşünülemez yani. Ona meyledeyim, onu seveyim, olmaz. Sevemezsin. Niye? Allah Resulü'nü kabul etmiyor. İslam'ı kabul etmiyor. Ha, ne yaptı? Verdiği ilacı kullandın, sonra şifa buldun Allah'ın izniyle. Bu durumda olan bir Müslüman kalkıp da işte burada gavura karşı bir muhabbet veya bir ihsan olmaz yani. Böyle düşünülmez. Ve tenfikan li sanaati, onun sanatına değer verdi diye böyle bir şey düşünülmez. Ve ma Muhammedun, Muhammed olmadı. Şimdi arkadaşlar, huvel müstargul cemil mahamidi, bu bütün hamdleri kapsar Muhammed lafzı. Li ennel hamde la yestevcibu illel kamil, çünkü ham kamil olana yapılır. Ve tahmidu fevkal hamdi fe la yestahikkahu illel müstevla alel emedi fil kemali. Ve ekremallahu nebiyyuhu, Allah Celle Celaluhu bunu peygamberine ikram etti. Vasfihi, o ya da vasfihi, o iki vasfı bir ismeyni, iki isimle. Müştakine, müştakayni, öyle isim ki müştakayni türetilmiş. Min ismihi Celle Celaluhu, Allah'ın ismi şerifinden türetilmiş. Sadece kendi isminden türetilmiş iki sıfatı Peygamber Efendimiz'e verdi Allah Celle Celaluhu. O da nedir? Muhammedun Muhammed, Dava Ahmedu Ahmet. Bu iki isim Allah'ın isimlerinden türetilmiştir. Sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Allah sadece kendi isminden türetip iki isim verdi. İki isim veriyor bak. İki vasfını, iki özelliğini, iki ismini kime veriyor? Peygamber Efendimiz'e veriyor. Mevla öyle yapıyor. İlla ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nedir? Resulün Resuldür.
Yani şimdi arkadaşlar Uhud Harbi'nde, şimdi bu ayetin nüzul sebebine bakıyoruz biz. Uhud Harbi'nde bir takım olaylar oldu. O anlatılıyor yani. Ruviye rivayet olundu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lemmen zaman harca çıktı. İle şubin bir grupla, neden? Nereye çıktı? Min Uhud'in, Uhud'a çıktı. Uhud'a çıktı bir grupla. Fi seb'amiyeti raculin, yani 700 kişilik bir kuvvetle, 700 kişilik bir orduyla. Yani şimdi demek ki bu 1000 kişiydiler, 300 münafık ayrıldı ya. Ne oldu? 700 kişi kaldı. 700 kişiyle devam ediyorlar. 1000 kişiydiler normalde. 300 tane münafık ne yaptı? Bayağı varmış yani. E şimdi onların ayrılması ordunun maneviyatını da bozar. Etkiler yani. Düşman zaten fazla. 300 kişi ayrıldı. Demek yani burada rivayette 700 kişiyle artık onlar gitmiş. Demek ki 700 kişiyle devam ediyorlar. Ceale kıldı. Kimi? Abdullah İbni Cübeyr. Abdullah İbni Cübeyr Hazretlerini kıldı. Aler ricaleti adam askerler üzerine diyeyim. Ve kânü idi. O askerler hamsine racilen, yani 50 adamdılar. 50 kişi. Yani okçular. Okçulara Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, onları ayırdı. Onlara dedi ki feakimu durun. Biasli cebeli, dağın dibinde durun. O okçular tepesi, umreye gidenler, hacca gidenler görmüştür. Okçular tepesini bilirler yani. Onun dibinde ne yaptı 50 kişiye? Durun. Orada durun. Vedfe'u, müdafaa edin anne bizi. Neyle? Bin nebli okla bizi müdafaa edin. Şimdi biz savaşacağız. Arka taraf var. Arka tarafta 50 okçuyu bıraktı. 50 okçuyu bıraktı. Ne dedi onlara? Siz bizi burada müdafaa edin. La ye'tunena, bize gelmeyin. Min halfine, arkamızdan gelmeyin. Ve la tenkalibu min mekanikum, mekanınızı değiştirmeyin. Burada kalın. Mekanınızı ne yapın? Değiştirmeyin. Hatta ta ki ursile ileykum, size elçi gönderinceye kadar, size birini gönderinceye kadar siz ne yapın? Mekanınızı değiştirmeyin. Burada dur. Özellikle ne yapıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Tembih ediyor. Fela nezalu, daim oluruz galibine, galipler olarak. Madum tüm fi mekanikum, mekanınızda, orada yerinizde kaldığınız müddetçe biz galip oluruz. Peygamber Efendimiz 50 okçuya bu nasihatı verdi. Abdullah İbni Cübeyr Hazretleri'nde başlarında komutan, emir tayin etti ve dedi ki onlara, siz burada duracaksınız. Biz size birini göndermeden, bir haberci göndermeden kesinlikle buradan inmeyeceksiniz. Bizi müdafaa edeceksiniz oklarla. Peygamber Efendimiz aynı zamanda komutan, askeri bir komutan yani. Bütün vasıflar var. Orduyu savaşa hazırlıyor. Bir takım emirler veriyor. Bir takım ne yapıyor? Tertip, düzen koyuyor yani. 50 tane okçuyu o tepenin dibine koydu ve onlara özellikle oradan ayrılmamaları için nasihatta bulundu yani. Emir verdi yani. Fecaha geldi kim? El müşrikune, müşrikler geldi. Ve dehalü, dahil oldular fil harbi, savaşa. Me'an nebi aleyhisselamı, Peygamber Efendimizle beraber ve ashabihi, ashabiyle beraber. Hatta ta ki hamiyetül harbi, harp kızıştı. Harp çok kızıştı arkadaşlar. Uhud harbi. Yani böyle Hazreti Hamza şehit oldu. Peygamber Efendimizin en sevdiği amcası. Cengaver. Şehit oldu yani. Böyle Hint radıyallahu anh. Yani bak o zaman Müslüman değil. Müslüman değil. Hint radıyallahu anh ne yaptı? Ciğerini söktü. Ciğerini çiğnemeye çalıştı. Yutmaya çalıştı yani. Hani buraları falan parçalandı yani. Yani şimdi düşünseniz amcanızı veya babanızı veya kardeşinizi bu halde görseniz ne düşünürsünüz? Yani vahim, yani acı bir durum yani. Yani böyle bir harpten bahsediyoruz. Sırf bu harbe gidenlerin sırf niyeti Allah rızası. Başka bir şey yok. Allah rızası için. Mevla'nın rızası için gidiyorlar. Başka hiçbir niyetleri yok. Peygamber Efendimiz için. Başlarında Peygamber Efendimiz. İşte böyle bir harp. Fakat aldı. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aldı seyfen bir kılıcı. Ve kale dedi, ben kim yakud alacak hüyü bunu? Bi hakkihi. Bu kılıcı kaldırdı böyle.
bu kılıcı hakkıyla kim alacak dedi yani. Böyle dedi. Feakadu aldıhu onu. Kim? Ebu Ducanet'e. Ebu Ducanet radıyallahu anh ne yaptı? O kılıcı aldı yani. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. O da aldı. Fekatil savaştı. Fî neferin minel müslim. Müslümanlardan bir neferle, bir toplulukla ne yaptı? Beraber Müslümanlarla birlikte savaştı. Gıtalen şediden çok şiddetli savaşmakla. Ve katile savaştı. Kim? Ali İbni Ebi Talip. Ali İbni Ebi Talip de savaştı. Mesela arkadaşlar Hendek Harbi'nde müşriklerde amir diye biri vardı. Kitaplarda geçiyor. Diyor ki 1000 kişiye bedel yani. Yani hiç kimse karşısına çıkamıyor. Oradan şey yapıyor. Kim benim karşıma çıkacak diyor. Hazreti Ali diyor ben çıkarım. Peygamber Efendimiz otur diyor. O amirdir. Bir daha söylüyor kim çıkacak. Gene Hazreti Ali çıkıyor. Ben savaşacağım. 3 kere oluyor bu hadise. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam otur diyor. O amirdir diyor. Adam dev gibi. Cengaver. Elhamdülillah Hazreti Ali ne yapıyor onu? Gebertiyor yani. Çıkıyor gebertiyor yani. Hatta Hazreti Ali ile böyle biraz dalga geçiyor filan. Yani şeyi bile görmüyor. Rakibi bile görmüyor yani. Çok cengaver ama Allah'ın izniyle Hazreti Ali onu gebertti. Hatta ta ki ilteve yani Hazreti Ali'nin seyfehu kılıcı kırıldı, eğildi yani. Öyle bir savaştı ki ya nasıl bir çetin savaş ya. Ciddi ciddi böyle ne yapıyorlar? Birbirlerine girmişler yani. Kılıç eğiliyor, kılıç kırılıyor. Yani her an darbe yiyebilir. Yani böyle bir çetin bir savaş var. Ve katile savaştı kim? Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Hazreti Ebu Vakkas savaştı. Ve kâne idi en nebi aleyhisselam Peygamber Efendimiz idi yekuli deridi li Sa'din Sa'da irmi at fedâke ebi ve ümmi. Bu hitap sadece Sa'd ibn Ebi Vakkas'a yapıldı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki at ya Ebu Vakkas anam babam sana feda olsun. Bunu Peygamber Efendimiz bir tek bu sahabeye dedi. Normalde bütün sahabeler Peygamber Efendimiz'e ne der idi? Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Peygamber Efendimiz'e derdi bütün sahabeler. Orada Sa'd bin Ebi Vakkas'a Peygamber Efendimiz dedi. Anam babam sana feda olsun dedi. Kim diyor? Peygamber Efendimiz diyor bunu. Müjdeye bakın ya. Ne kadar izzetli bir şey. Ne kadar şerefli bir şey yani. Fa'amele hamle yaptı hüvavu Peygamber Efendimiz ve ashabuhu ashabı alel müşrikin müşrikler üzerine hamle yaptılar. Savaşa iyice girdiler. Fe'enzelallah fe'enzele indirdi kim Allah nasrahu yardımını indirdi aleyhim onlar üzerine. Yani Müslümanlara yardımını indirdi. Fehezimu hezimete uğradı kim el müşrikine müşrikler. Müşrikler ne oldu? Dağıldı. Müşrikler dağıldı. Allah yardımını indirdi. Müşrikler dağıldı. Felemme ne zaman nadara gördü kim? Errumatu. Kim? Ne zaman okçular gördü? Şimdi iş okçulardan çıkıyor anladınız mı? Patlak oradan veriyor yani. Ne zaman okçular gördü? Kavmin haribine böyle korkan, kaçan kavmi gördüler. Müşrikleri kaçarken gördüler. Ekbelu yöneldiler ala nehbin kanimete. Ganimete yöneldiler. Biter ki merkezihim, merkezlerini terk ederek. Yerlerini terk ederek bu sefer ne yaptılar? Savaşı kazandık zannıyla Peygamber Efendimiz bak emir gelmeden çıktılar. Anladınız mı? Emir gelmeden. İşte buradaki hata bu. Emir gelmedi. Eğer Peygamber Efendimiz birini gönderseydi, okçulara deseydi ki hadi tamam artık geçin, bırakın burayı deseydi bir sıkıntı olmayacaktı yani. Burada emir gelmedi. Emir gelmeden baktılar ki müşrikler dağıldı. Ganimetler ortada. Bıraktılar ganimetlerin peşine. Yani artık bir şey olacağını zannetmediler. Fekale dedi lehum onlara. Abdullah İbni Cübeyr. İbni Cübeyr Hazretleri buyurdu ki onlara. La terbahu terk etmeyin mekanekum. Yerinizi terk etmeyin. Fakat muhakkak ahide vazifelendirdi. Görev verdi ileykum size. Uyarıyor. Nebiyyekum.
Nebiyyüküm, nebiniz, peygamberimiz size görev verdi, terk etmeyin. Bağırıyor, terk etmeyin, bak peygamber efendimiz görev verdi, gitmeyin. İşte gittiler, felaket oldu yani. Basit bir şey değil arkadaşlar yani. Çok acı şeyler oldu yani. Felem yeltefitu, iltifat etmediler ila kavli, onun sözüne iltifat etmediler. Fecau, geldiler niçin? Ecil ganimeti, ganimet elde etmek için. Ganimet için ne yaptılar? Yerlerini terk ettiler. Febakiye kaldı Abdullah İbni Cübeyr. Abdullah İbni Cübeyr kaldı. Ma'a temaniyeti, neferin 8 neferle birlikte, 8 askerle birlikte, mücahitle birlikte kaldı. Kimden? Miner Rummati, okçulardan 8 kişi kaldılar. Fekarece çıktı kim? Halid İbni Velid. Halid bin Velid çıktı. Yani müşrikken de, Müslümanken de hiçbir savaşta yenilmedi. Dahi bir komutan. O kadar savaş yapmış, hiçbir savaşta yenilmemiş. Yani burada da Uhud'da müşriklerin safında yine savaşın seyrini değiştiren kişi. Neyle? Zekasıyla. Savaş zekası var. Kafa çalışıyor. Dahi. Burada da ne yaptı? Müslümanları zor duruma düşürdü. Müslüman olduktan sonra da bugünkü İran'ı, Irak tarafını hep o fethetti. Hep o fethetti yani. Çok zeki. İşte Halid İbni Velid Mea hamsine ve miyeti Faris'in, yani 250 atlıyla çıktı. Minel müşrikine, müşriklerden. Min kubilil şubi, grubun, o grubun arkasından. O grubun arkasından ne yaptı? O grubun etrafından o 250 kişilik atlı birlikte çıktı. O durumu fark etti yani, gördü. Okçular orayı terk edince ne yaptı? O da arkadan 250 atlıyla geldi. Fekatelü, öldürdüler. Min bekiye mine rumati, o okçulardan kalan o 8 kişiyi şehit ettiler. Ve dakalü, girdiler nereye? Halfe fiyetil müslimine, Müslümanların arkasına geçtiler. Şimdi önde zaten Müslümanlar bir grupla savaşıyor. Bir de arkadan 250 atlı gelince zaten sayıları ne? 700 kişi. E şimdi ne oldu Müslümanlar? İki gruba bölündü. Arkada düşman, önde düşman. Ne yapacaklar? Fehezimuhum, Müslümanları ne yaptılar? Hezimete uğrattılar orada. Verama attı kim? İbni Kamiyeti, İbni Kamiye denen hain attı kime? Ennebiyye aleyhisselam, peygamber efendimize. Nebi Hacer'in taş attı. Peygamber Efendimiz'e taş attı. Fekesere yardı. Rubaiyetehu, Peygamber Efendimiz'in işte önden iki dişini kırdı. Veşeccehu, ne yaptı? Yaraladı. Peygamber Efendimiz'i yaraladı. Çok çok acı bir durum yani. Ve fihi yekulu Hasan İbni Sabit. Hasan İbni Sabit diyor ki, diyor yani. Elem tere, görmedin mi? Ennallaha, muhakkak ki Allah ersele gönderdi abdehu, kulunu, bi burhanihi, delilleriyle. Allah kulunu delilleriyle gönderdi. Görmedin mi? Vallahi Allah e'la, en yücedir. Ve emcede, en şereflidir. Ve şukka lehu min ismihi, onu isminden türetti. Li yücellihi, onu yüceltmek için. Peygamber Efendimiz'i yüceltmek için ne yaptı? Kendi isminden türetti. Bunu görmedin mi? Fezul arşi, arşın sahibi. Mahmudun, Mahmud'dur. Arşın sahibi Mahmud, Allah Celle Celaluhu. Arşın sahibi odur. Ve hâdâ, bu da, yani bu yüzü yaralan, yara alan, dişleri kırılan da Muhammedun, Muhammed'dir. Böyle bir harp oldu yani. Peygamber Efendimiz darbe aldı. Ve teferrak anhu ashabihi, ashabı ondan ayrıldı. Dağıldı Müslümanlar. Ve Hamel İbni Kamiye, İbni Kamiyeti, İbni Kamiye hamle yaptı, taş attı, bitmedi yani. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yüzüne taş attı, bitmedi, bir de kılıcıyla ne yaptı? Hamle yaptı. Likaddin Nebi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'i şehit etmek için.
Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin yolundan bizi ayırmasın arkadaşlar. Yani iki dişi, dişi şerifleri kırılıyor, iki dişi şerifi. Peygamber Efendimizin. O da hamle yapıyor. Şehit etmek için hamle yapıyor. Fedebe müdafaa etti, savundu. Kim? Anhu, Peygamber Efendimiz'i kim? Mus'ab ibn Ümeyr. Mus'ab ibn Ümeyr atladı hemen Peygamber Efendimiz'in önüne. O da Peygamber Efendimiz'e çok benzermiş. Genç ya, daha 19 yaşında filan yani. Bizim 19 yaşında gençlerin, biz 19 yaşındayken neredeydi? Veya bizim 19 yaşında gençlerimiz ne yapıyordu? Mus'ab bin Ümer Peygamber Efendimiz'e çok benziyordu yani. Medine'nin Müslüman olmasına sebep. Hani gitti, Peygamber Efendimiz onu Medine'ye gönderdi. İnsanlara tebliğ etti. Vaaz etti insanlara. Herkes İslam'a girdi. Yani orada Müslümanların çoğalmasına sebep oldu. Belagatı güzel, anlatımı güzel, ahlakı çok güzel. Davası bu yani. Şimdi davası bu. O yaşta davası bu. Biz bir türlü bir dava edinemedik. Bir türlü dava edinemedik. Herkes nasıl olsun da kolay para kazanayım. Kolay parada haram karışır arkadaşlar. Kazancın haram olursa gece gündüz namaz kıl. Gece gündüz teheccüd kıl. Eğer haramla besleniyorsan duan kabul olmaz senin. Bir, ikincisi, haramla geçinen bir adam, haram yiyen bir adam ne yapar? Bu sefer haram işler de yapar. Ya haramla besleniyor ya, sen dersin ki ya adam bir haram kazancı faiz filan dersin. Yok, o adamı başka şeylere sürükler, başka haram işlere sürükler. Onunla meşgul olduğu için, onu yiyip içtiği için. Yani şimdi arkadaşlar bak, bir içimizdeki derde bakalım yani. Şimdi sahabeden örnek veriyoruz. Allah hep onlardan bahsediyor. Onları övüyor. Onlar bir hata yaptı mı onları hemen azarlıyor. Onlar ne yapıyor? Düzeltiyor. Her şey onlar üstünde. 19 yaşında Hazreti Mus'ab canını feda ediyor yani. Canını feda ediyor. Atlıyor. Kılıç darbesi alıyor yani. Orada kılıcın üstüne o atlıyor. O da Peygamber Efendimiz'e benzetiyor onu. Yani simasını benzetiyor. Bu da kimdir? Mus'ab ibn Ümeyr. Sahibi riyati, sancak sahibidir yani. Müslümanların sancaktarlarından bayrak taşıyor yani. Böyle bir zat. Yiyen miydin o gün? Fekatele şehit etti onu kim? İbni Kamiye onu ne yaptı? Şehit etti. Ve recaa döndü. Fedanne zannetti. Ennehu kâneydi. Katelen nebiye. Peygamber Efendimiz'i şehit etti. O öyle zannetti. Yani hani çok zor bir durum. Müslümanlar dağılmış, Peygamber Efendimizin etrafında kimse kalmamış, Hazreti Mus'ab şehit olmuş, Hazreti Hamza şehit olmuş, düşman arkayı sarmış. Yani şimdi ayetin evvelinde ne demiştik? İşte bu Uhud. Şimdi burada iki durum var arkadaşlar. Birinci durum, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savunma savaşı yapmak istedi. Gençler de bir hasta, savaşa katılmayan gençler, çıkalım işte Uhud'dan çıkalım, savunma değil de göğüs göğüse harp edelim diye ne yaptılar? İtiraz ettiler Peygamber Efendimiz'e. Hani yüklendiler yani, tabiri caizse. Peygamber Efendimiz'e tamam dedi, zırhını giydi, sonra anladılar. Ama iş işten geçti. Bir bu durum var. İkinci durumda okçulara Peygamber Efendimiz buradan ayrılmayın dedi yani. Özellikle uyardı. Özellikle söyledi. Onlar ne yaptı? Peygamber Efendimiz haber göndermeden ayrıldı. Bu ikisi de iki husus sebebiyle Müslümanlar bu hale düştü. Müslümanlar bu şekilde, bu zor duruma düştü yani. Bu iki şey sebep. İki şeyi böyle, birinde Peygamber Efendimizin dediğine muhalefet ettiler. Sonra vazgeçtiler ama iş işten geçti. Öbürküsünde de okçular yerini terk etti. Bedir'de 70 müşrik öldürüldü. Uhud'da da 70 sahabe şehit oldu. İş döndü yani, anladınız mı? İş döndü, bir de kalanlar da çok yara aldı yani. Bak, Peygamber Efendimiz bile yaralanmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile yaralanmış.
Düşünüyorum da şimdi o sahabe bu zamanda olsaydı böyle Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyorlar ya, ne yaparlardı acaba ya? Canını vermişler ya. Canını vermişler ya. Değil, kendi canını feda ediyor ya. Rabbim bizi yani gevşeklikten, hataya düşmekten muhafaza etsin arkadaşlar. İşte bu İbn-i Kamiye denen müşrik Peygamber Efendimiz'i öldürdüğünü zannetti, şehit ettiğini zannetti. Fekal dedi ki, kateltü öldürdüm Muhammeden, Muhammed'i öldürdüm diye bağırdı. Ve saraha bağırdı, sarihun bağırıcı. Bir de şeytan bağırdı. Şeytan ne yaptı orada? Bağırıyor. İlla ancak inne Muhammeden muhakkak Muhammed kat muhakkak kutuyla öldürüldü diye bağırıyor böyle. Muhammed öldürüldü, herkese bağırıyor. Niye? Müslümanları iyice böyle perişan etmek için. İyice böyle zor duruma düşürmek için yani. Bak fitneye bakın. Müslümanlar dağıldı. Ordu dağıldı. Peygamber Efendimizin etrafında kimse yok. Ve kâne zâlike iblisu. Bu iblisti. İblis bağırıyordu. Öldürüldü diye o bağırıyordu yani. Yayıyordu herkese. İbn-i Kamiye ne yaptı? Peygamber Efendimiz'i hani Musab bin Ümeyr'i şehit etti. Onu öldürünce döndü. Ben Muhammed'i öldürdüm diye, sallallahu aleyhi ve sellem şehit ettim diye bağırdı böyle. Şeytan da herkese duyurdu yani. Böyle olunca Müslümanlar çok böyle bir korku, bir dağılma oldu yani Müslümanlarda. Ve düşünsene Peygamber Efendimiz şehit olmuş, böyle bir haber. Böyle bir haber yayıldı. Feraca'a döndü ashabehu arkadaşlarına, minhezimine, mutahayyirine. Feraca'a döndü kim? Ashabuhu, Peygamber Efendimizin ashabı, münhezimine, hezimet yani yenilmiş olarak döndüler. Mütehayyirine, şaşkın bir şekilde döndüler. Fe akbale yöneldi, döndü kim? Enes İbni Nadır. Enes İbni Nadır burada döndü. O da kimdir? Ammu Enes İbni Malik. Enes İbni Malik'in amcası. Bu durumu görünce kime döndü? İle Ömer İbni Hattab. Hazreti Ömer'e döndü. Radiyallahu, radiye razı olsun kim Allah kimden anı ondan. Davet Talha İbni Abdullah, Talha İbni Abdullah'a döndü. Kimden? Fi ricali minel muhacirine vel ensari, ensar ve muhacirlerden sahabelere döndü. Fekal dedi lehum onlara, ma yahbisukum, sizi burada ne tutuyor, ne hapsediyor? Siz niye buradasınız? Siz niye buradasınız? Gali dediler ki, kutile Muhammed'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz şehit olur. Şehit edildi. Şimdi Enes bin Nadır diyor ki, siz niye burada duruyorsunuz? Niye buradasınız? Niye hapsedilmişsiniz yani? Niye burada konaklıyorsunuz? Onlar ne dedi? Peygamber Efendimiz şehit edildi. Şimdi Enes bin Nadır ne diyor burada? Fekale buyurdu ki, ma tesnaune, ne yapacaksınız? Fil hayatı, hayatta ne yapacaksınız? Ba'dahu, bundan sonra. Mutu, ölmüş yani Peygamber Efendimiz öldürülmüş, şehit edilmiş, ne yapacaksınız yani? Bu öldürüldükten sonra siz hayatta yaşayıp da ne yapacaksınız? Böyle bir onlara ne yaptı? Bir serzenişte bulundu yani. Ya da ba'duhu fil hayati ba'du, mutu, ölün. Mutu, ölün kiramen, keremli bir şekilde, şerefli bir şekilde ölün. Siz ne yapacaksınız bundan sonra? Peygamber şehit edilmiş, siz yaşasanız ne olur? Bundan sonra yaşasanız ne olur? Siz de keremli bir şekilde ölün. Alâ mâuşerinize, ki o şey üzerine ölün, ki o yol üzerine ölün ki mâte şehit edildi. Yani mâte öldü demek istemiyorum yani burada. Mâte şehit edildi aleyhun üzerine, kim nebiyyukum, nebiniz, nebinizin şehit edildiği şey üzerine siz de ölün. Siz de ölün. Siz niye, ne yapıyorsunuz burada yani? Niye siz burada, niye duruyorsunuz? Böyle bir Müslümanları şevke getirdi. Sümme sonra ekbale nehvel aduvi, düşman tarafına döndü. Fekatele, savaşta, hatta ta ki kutile, şehit oldu. Öldürüldü yani. Şehit olana kadar o da ne yaptı? Orada savaştı. Böyle bir durum. Yani orada bütün sahabe duruyor. Kimi üzgün, kimi ağlıyor, kimi yaralı. Hepsinin derdi Peygamber Efendimiz şehit edilmiş. Üzüntüsü bu.
Enes bin Nadır geliyor, bir yüz yerinden Allah alem darb almış, yüz yerinden bu kılıç darbesi almış. Sadece ayak parmaklarının ucundan tanımışlar bak. Nereden tanımışlar? Ayak parmaklarının ucundan tanımışlar yani. Bu Enes bin Nadır diye. Öyle tanımışlar. Bu şekilde yani vücut paramparça olmuş. Ya iki dakika ders alamıyoruz yani. Gel Kur'an oku diyoruz, ders oku diyoruz. İki dakika bir derse oturamıyoruz arkadaşlar ya. Ne olacak bizim halimiz ya? Kur'an okuyalım yani, Kur'an okuyalım. Bak ilim öğrenelim. Gelen duramıyor. Medreseye gel, gelemiyorsun yani. Ne olacak yani, bu hayatta ne bekliyorsun ki? Ne yapman gerekiyor bu hayatta yani? Resulullah'ın yolunda gitmezsen ne olacak yani? Yani Kur'an'ı bilmez. Bak Yunus Emre ne buyuruyor Kudüs'e suru? Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi yani. Kur'an bilmeyen, Kur'an-ı Kerim bilmeyen dünyada yaşamayan gibidir. O dünyada yok hükmündedir. İki dakika oturamıyoruz ya. Medresede ilim tahsil edemiyoruz. Bir davası olmasa lazım adam. Din için bak, Allah için ya. Mevla mahcup etmez. Bizim yaşama gayemiz bu arkadaşlar. Biz bunun için, ahireti kazanmak için buradayız. Dünyayı kazanmak için değil. Ahireti kazanmak için buradayız. Tamam, dünyalık işler de yapacaksın. Ama kalbini dünyayla perişan etme. Burada diyor ki enne hubbet dünya sevgisi la yeştemu ma'a saadetil ahireti. Ahiret saadetiyle beraber toplanmaz. Dünya sevgisi ahiret sevgisiyle aynı anda olmaz, beraber olmaz. Fe bi kadri ma, o şeyin miktarı ki yezdadu ehaduhuma, onlardan biri artarsa yentekisul ahare diğeri ne olur, eksilir. Yani senin dünya sevgin çoğaldığı zaman ahiret sevgin ne olur, azalır. Ahiret sevgin çoğaldığı zaman dünya sevgin azalır. Eğer dünya sevgin çoğalırsa ibadetlerin eksilir. İbadetler ne olur, eksilir. Şüphelilere düşersin, şüphelilerden harama düşersin, haramdan namazlar da gider, ne'udhu billah, bütün ibadetler gider yani. İkisi bir arada olmaz. Dünya sevgisi, ahiret sevgisini eşi, hem dünyam hem ahiretim olsun, olmaz bu kalpte. İkisi bir arada aynı seviyede durmaz. Hangi tarafa meylin varsa o tarafa ibadet, ahirete meylin çoksa ibadetin çoğalır. Dünyaya meylin çoksa hataların çoğalır, günahların çoğalır, ibadetin azalır. Bu iş böyle yani, dikkat etmek lazım. لِيَنَّ سَعَادَةِ الدُّنْيَا لَا تَحْسُلُ اِلَّا بِاِشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِتَلَبِ الدُّنْيَا. Yani dünya saadeti, dünyayı, kalbin dünyayı talep etmekle meşgul olursa elde edilir. Yani kalbin dünyayla olacak. Allah muhafaza yani. وَسَعَادَةُ الْاَخِرَةِ Ahiret saadeti. لَا تَحْسُلُ Hasıl olmaz, illa ancak hasıl olur. بِفَرَاغِ الْقَلْبِ Kalbin fari olmasıyla, boş olmasıyla, ayrılmasıyla, min külli masivallah, Allah'tan başka her şeyden arınırsa kalp, o zaman ahiret saadeti elde edersin. O zaman ahiret saadeti olur. Ve emtilahi min hubbillah, Allah sevgisiyle dolmadan olmaz. Ahiret mutluluğunu elde edemezsin. Bak işte ahireti isteyenler burada. Böyle olunca işte Enes bin Nadır yüz yerinden darbe alıyor. Yani ayak parmak uçlarından tanınıyor. O hale geliyor yani. Niye? Çünkü kalpte sadece uhrevi sevgi var. Dünya sevgisi yok. Evet. Şehit oldu. Kale Kâb ibn-i Malik buyurdu ki ene ben evveli men, o kimseyim ilkim ki Arefe tanıdı. Kimi? Resulullah'ı. Ben Resulullah'ı tanıyanların ilkiyim diyor Kâb ibn-i Malik. İlk ben tanıdım diyor Peygamber Efendimiz'i. Yani ağır yaralanmış arkadaşlar. Peygamber Efendimiz orada ağır yaralanmış. Hafif yara almamış yani. Ağır yaralanmış. Yerdeymiş. Böyle bir durumda
Kâb İbni Malik Peygamber Efendimiz'i görmüş. Yani ilk tanıyan benim diyor. Minel Müslimine Müslümanlardan. Ra'aytu gördüm aynayhu onun gözlerini. Min tahtil miğferi. Miğferin altında gördüm. Tezhurani böyle minberin altında gözü böyle gözleri beliriyordu böyle parlıyordu yani. Oradan görmüş tanımış. Nasıl bir durum ya Müslümanlar arasında? Peygamber Efendimizin ne olduğu belli değil orada. Nereden tanıyor? Miğferin arasındaki gözünden tanıyor Peygamber Efendimiz. Gözlerinden tanıyor yani. İlk diyor ben tanıdım diyor. Ben gördüm diyor. Peki bu durumda Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyordu? Yunadi nida ediyordu bi ala safti en yüksek sesle. İleyye bana ibadullah ey kullar Allah'ın kulları bana dönün. Bana gelin. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. İleyye bana ibadullah ey Allah'ın kulları bana gelin. Hepsine bağırıyor. Bana gelin. Bana gelin diye ne yapıyor? Yüksek sesle bağırıyor. Feştemeu toplandılar ileyhi ona. Felamuhum onları levmetti. Yani onları azarladı. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber Efendimiz levmetti. Neyi hezimetehum? Onların hezimetini. Fekal dediler. Ya Resulallah. O Peygamber Efendimiz onlara kızınca onlar da dedi ki ya Resulallah. Fedeynake bi abayna. Babalarımız sana feda olsun. Ve ummahatine. Analarımız sana feda olsun. Atana bize geldi. Ne geldi? Haberi suin. Kötü bir haber geldi bize. Yani kötü haber dedikleri hani senin vefat haberin geldi bize. Şehit haberin geldi. Bize böyle bir haber geldi. Böyle bir haber gelince ferabet yani ürperdi kulübüne kalplerimiz. Kalplerimiz ne oldu? Ürperdi. Böyle bir haber geldi bize. Bizim kalplerimiz ürperdi. Ashab-ı kirama en büyük musibet, en büyük bela nedir biliyorsunuz mu? Ashab-ı kiramı yani burada insanlarda en büyük bela ve musibeti peygamberler görmüştür. Onlardan sonra Peygamber Efendimiz'den sonra ümmete en büyük bela, en büyük musibet ashaba yani. En büyük bela ve musibet nedir? Onlar hayattayken Peygamber Efendimiz'in vefat etmesidir. Onlara en büyük bela oydu. En büyük musibet oydu yani. Belki 100 tane, 10 tane evlatları olsa Resulullah yaşasın onlar ölsün. Öyle düşünürlerdi yani. Onlar için en büyük bela ve musibet Peygamber Efendimizin vefatıdır. Niye sarık sarıyoruz? Niye sakal bırakıyoruz? Bu kimin sünneti? Niye şalvar giymeye çalışıyoruz? Bu kimin sünneti? Resulullah Aleyhisselam biz o savaşta bulunmadık. Biz böyle şeyler yapamadık. Niye? Şimdi biz onun ümmetiysek bak onun yolunda gidenler onunla beraber olanlar bu kadar fedakarlık yapmışlar. Canlarını vermişler. Bu kadar fedakarlık yapmışlar. Beraber gitmişler. Cihad etmişler. Peki bizim böyle bir durumumuz yok. Ama niye Resulullah'a ittiba etmiyoruz? Böyle bir durumumuz var. Niye zor geliyor bize? Bir sarık sakal cübbe olduğu zaman sokaktan geçerken kışın en soğuk havada terliyoruz. Tir tir titriyoruz. En sıcak havada da böyle. Niye yani böyle baskı hissediyorsun ki? Sen kime ittiba ettin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Gerisi hiç önemli değil yani. Gerisini hiç bağlamaz. Hiç bağlamaz. Onun için yani ittiba hususunda bak böyle şeyleri göz önünde bulundurarım. Biz de yani tam o zaman bulunamadık. Onun yanında değildik. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama dedi ki imanına en çok şaşırdığınız kimlerdir? Onlar dediler ki meleklerdir. Peygamber Efendimiz dedi ki melekler sizin görmediğinizi görüyor. Bilmediğinizi biliyor dedi. O zaman peygamberlerdir. Dedi peygamberler dedi sizin onlara vahiy iniyor. Onlar da sizin görmediğinizi bilmediğinizi biliyor. Onlara vahiy iniyor. Onlar da melekleri görüyor. O zaman dediler ya Resulallah biziz. Ashab-ı kiram dedi ya Resulallah biziz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki siz de beni gördünüz. İçinizde ben varım. Ben size Allah'ın ayetlerini okuyorum. Kimdir ya Resulallah? Beni görmeden bana iman edenlerdir buyurdu. Onlar benim kardeşimdir dedi.
Biz şu anda Peygamber Efendimiz'i görmeden iman ettik. Peygamber Efendimiz'in dediği o kardeşim vasfına muhatap mıyız şu anda? Muhatabız değil mi? Elhamdülillah. İman çok büyük nimettir. İman çok büyük nimettir yani. E şimdi o böyle durum böyle olunca niye yani ittibada yani uymada, niye yani Kur'an medrese okumada niye zorlanıyoruz? İlim almada, Kur'an-ı Kerim okumada niye zorlanıyoruz? Niye bize zor geliyor? Niye zamanımızı feda etmiyoruz? Yapamazsak ömrümüz boşa geçecek. Hani ömrümüz boşa geçecek. Onun için Mevla Celle Celaluhu duyduklarımızla amel etmeyi nasip etsin arkadaşlar ya. Hani bu konulara, bu hususlara dikkat edelim. Allah Celle Efendi Hazretleri, bak bir tane bir muhaddis Efendi Hazretleri'ne işte bir sarıkla ilgili hadise zayıf demiş. Onunla muhabbeti kesmiş ya. Arkadaşlar Resulullah'a ittiba hususunda zayıf hadis olsa amel edilir bak. Resulullah'a ittiba uyma hususunda. Ona darılmış Efendi Hazretleri ya. Kime uyuyoruz biz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uyuyoruz. Ona uyma hususunda böyle. Böyle yani. Buna dikkat edelim. Bir de işte pazar günü, bu pazar günü Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde hanımların hafızlık icazeti olacak. Hanımların hafızlık icazeti olacak. Buradan Gümüşpala'dan bir de Çiğli'den servis kalkacak. Bayanlara ama. Yani bu illa gelelim arkadaşlar. Hani bayan hanımlarımız, kızlarımız gelsin, gayret edelim. İzmir gibi bir yerde böyle bir icazet merasimi olacak. Yani bunlar hafız. Bir de hafız yani. Yani millet maça gidiyor 100 bin kişi. Bilmem neye gidiyor, bir sana bir konsere gidiyor 50 bin kişi. Yani arkadaş bizde böyle şey yıllardır olmamış, bir kere oluyor. Yani ona da gidelim ya, hanımlarımızı götürelim ya. Bir ara biz Torbadan sohbetten geliyoruz. 10-15 kişi vardı sohbette. Gece 12 seviniyoruz. Gene bugün sohbet iyiydi. Bundan bir 12 sene önce filan. Geldik şeyde takıldık. İsmi neydi? Turan'da. Trafik sıkışık. Gece 12'de. Ya gece 12'de orada trafik sıkışık olur mu? Meğer orada bir arena diye bir konser yeri varmış. Bir tane zirzop biri gelmiş. 10 bin kişi yolu kapatmış. 10 bin kişi gece 12'de. Bu insanlar nasıl geliyor ya? Bunun için 10 bin kişi geliyor ya. Gece 12'de ya. Onlar için çok kıymetli. Ne yapıyor? Yaptığı ne? Cehennemin horozluğunu yapıyor. Bunun için 10 bin kişi gidiyor ya. Allah'a ihsana teşvik ediyor değil mi? Günah olan bir şey yapıyor. Adamlar nelerini feda ediyorlar yani. Bunun için yani. Kim bir kavme benzerse o da ondandır. Biz de ne yapacağız? İcazete hanımlarımızı, kızlarımızı ne yapıp edip getirelim yani. Otobüsler var. Hani zaten ilanlar verildi. Biz gelelim, bir de çevremizi de getirmeye gayret edelim. Çevremizde ne yapalım? Getirmeye gayret edelim arkadaş. İzmir gibi bir yerde yani. Böyle bir şey oluyor. Böyle mübarek Mevla'nın nerede kulunu kurtaracağı belli olmaz. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Hafız, Kur'an'ı ezberleyen, helal ne helal, haramını haram bilip ezberleyen kişi ben şeyi gördüm yani. Ailesinden diyor cehennemi hak eden 10 kişiye şefaat eder. 10 kişiye cehennemi hak etmiş bir de yani. E şimdi biz niçin gidiyoruz icazete? Kur'an ezberlenmiş. Allah'ın kitabı ezberlenmiş. Böyle bir fitne zamanda. Böyle bir fitne zamanda. Bulunalım yani arkadaşlar. Hani bulunmazsak, eşimiz dostumuz gelmezse ayıp yani. Ya burada gelmesek neye geleceğiz ya? İnsanlar boş boş şeyler için bir maç oluyor arkadaş. Statlar doluyor böyle göreceksin. Yırtıyorlar kendilerini ya. Yırtıyorlar kendilerini ya. Nerelerden geliyorlar? Abim bak kamyonla gidiyor böyle Turgutlu tarafı arkadaşlar. Çok acayip bir şey ya. Çocuğun bir otostop çekmiş İzmir spor formasıyla. Binmiş arabaya. Nereye gidiyorsun? Batman'a. Ne yapacaksın lan Batman'da demiş. Batman sporla İzmir sporun maçı var demiş. Allah. Neyle gidiyor? Otostopla gidiyor. Bak hiçbir şey yok. Arabası yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Türkiye'nin öbür ucuna tek başına gidiyor, otostopla gidiyor. Gelince de diyor onlar beni getirir diyor yani.
Adam görüyor mu yani kendi takımı için yaptığı fedakarlığa? Mübarekler pazar günü herkesin tatil olduğu gün. Biz de yani biz de biraz fedakarlık yapalım. Bir daha böyle bir şey zor yani. Kaç seneden beri ilk defa böyle bir şey oluyor. İştirak edelim arkadaşlar. Hanımlara özel olacak. Eşlerimiz, kızlarımız gelsin. Muhakkak gelsin yani. Kur'an ezberlenmiş ya. Ne kadar büyük bir nimet ya. Ne kadar büyük bir fazilet yani. Hani niyetimizden kazanırız. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızı amel etmeyi nasip etsin. Bak bu gümüş paradan kalkacak bir servis. Bir de Çiğli tarafından kalkacak. Kemal abiyle irtibata geçersiniz. Zaten gerekli ilanlar da yapıldı. Gayret edelim arkadaşlar yani. Hepimiz gelmeye gayret etsin. Hocam da çok istiyor herkesin gelmesini yani. Hanımların özellikle. El Fatiha.